Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men velah. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretik. Allahümme enfa'na bima allamtena ve allimna ma yenfa'una ve zidna ilme. Allah subhanahu ve ta'ala imamı Kuşayri'nin rahmetiga olgan bulsun, ilimlerden bizge menfaat versin. O'tgan sefer satr ve tecelli istilahlarını o'tgandik. Mahu isbat, satr ve tecelli istilahları o'tgan edi. Şu her bir istilahını saklap kalış gerek yadda, çünkü gelecekteki ilimler, kengi marifetler, o şu aldıngilerinin üstüye kurulur. Bugünkü mevzuda muhazara, mukaşefe, müşahede mevzularını ötediler. Biz köp mertte iştiyemiz, şu okuyemiz, ulemalarını, şu tasavvuf ahlinin sözlerinin arası da kâşf digen, mukaşefe digen, müşahede digen sözlerini köp işletilirdi. Şunların manasını ne? Kaysi manada işletirler ular. Şunu İmam Kuşeyri yaratmak istediler. Aslı bu muhazara hazır tutuş degeni, mukaşefe, keşf, kılıç, açıklaş, lugavi manası yani. Müşahede, güvah buluş degeni. Lugavi manası şu, şahit buluş manasıdır. Şimdi bu yerde istilahi manalarını etediler. Asasen, Rabbani ilim, Rabbani marifetler nazarda tutuladı. Kalpte keçedigen, kalpke tüşedigen. Muhazara başda boladı, mukaşefe ondan keyin, süngre müşahede boladı dediler. Hop, muhazara ne mi? Birinci muhazara, demek üçte istilah organiliği yaptı. Birincisi muhazara, kengisi mukaşefe, kengisi müşahede. Muhazara birinci boladı, arkasından mukaşefe hasıl boladı, ondan keyin müşahede hasıl boladı. Şimdi muhazara nime dese etkiler ki, kalbinin hazır buluşu, kalbinin hazır buluşu, kalbinin agah buluşu diye. Şimdilik kalbine hazırlaş nime bilen boladı diye soru var. Bu yerde maksat Allah-u Teala'nın zikir kılış esnasıdır. Zikirge daim örgeniş bilen birge, daimi zikirge. O şey zikir esnasında kalbinin agah buluşu, uygak buluşu. Kalbin hazır buluşu muhazaredir. Gahı da burhanın yağılık gelişinden buladı. Burhan delil diyen. Gahı da delil hüccetinin yağılık gelişinden buladı. Kanda yağılık geledi. Meselen ayet-i kerimelerde iştesiz. Allahu alimun bizzati sudur. Allah kalpteki köksüdeki meselelerini bilip duradı. Allahu alimun bima ta'malun. Nima qilayotganingizni Allah bilib turadi. Ve Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah nima qilayotganingizdan g'ofil emas. Oyatlar keladi. Yo'inki hadis sharflarda keladi. Rasul akram alayhisolatu vasallam masalan ikkita qo'yni usishayotganini ko'rib, shu ikkalasi nimaga usishayotganini bilasizlarmi? Yo'q. Alloh biladi dedilar. Yana oyati karimada keladiki وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Birorta bir berk daraxtdan yerga tushsa Alloh uni bilmay qolmaydi. Berk u insonni qilayotgan amalni yo'qotursin. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ. Ko'zni xiyonatini biladi. Ko'zni xiyonat nima bo'ladi? Nigoh bo'ladi. O'g'irlikcha nigoh tashlasangiz bir joyga, bir narsaga o'g'irlikcha. U yerda Alloh taolo xoinatul ayn xiyonat nigohini biladi deyishdan murod nima? O'g'irlikcha nigoh tashlash. Yo'inki bir lahzaga nigohni qaratish o'g'irlikcha tashlash bilan bo'ladi. Shuni odatda xiyonat qanaqa o'rinda ishlatiladi? Haqsiz ravishda bir nazar tashlashingizga haqsiz bo'lsa, shunga nazar tashlasangiz, yoyinki nimanidir yashirib birovdan ikkinchi odamga ko'z bilan ishora qilsangiz, nimanidir
Şunda hıyanet deyiledi, nigahını hıyanet deyiledi. Şunu Allah bilir deyipti. Ya'lemu khainetel a'yun. Ve ma tuhfi's sudur. Köksler, kalpler nimelerini yaşarıp durganını hem bilir. Ale innehu yestagşûne thiyâbehum ya'lemu ma yusirrûne ve ma yu'linûn. Kiyimlerine uğranıp yatken peyitleri de hem Allah bilir içlerini. Allah subhanahu ve ta'ala'nın nezaretinden, Allah ta'ala'nın ilminden hiçbir nefse kaçıp kurtulamaydı, hal bulamaydı. İnsan bir ağır lehze, ne kulağı, ne nigahı, ne gözü, ne kalbi, ne hayali Allah subhanahu ve ta'ala'nın ilminden haric bulamaydı. Teşkaride bulamaydı. Bana bu nefseler delilleri kelgen peyti de, gâhı da şundan kalp hazırlığı hasıl olur diyorlar. Ve kad yekunu bi tevaturil burhan diyen şu deliller kişinin kalbinde hasıl olur. Gahada insan özüz bilip qalas. Mesela köyünüzge bir gap keladi, o'sha köyünüzge kelgan o'sha gapdan bir kişi keyin aziyat yoki musibat ko'radi. Ko'rimga shu narsa keluvdi-da, shu noto'g'ri o'yladim shu narsani deysiz. Demak, o'shanga ham jazo olganingizni o'zingiz dalil qilib ko'rasiz. Dalil bo'lib o'zingizga shu vorid bo'ladi. Ana shu narsalardan ham bo'ladi qalbni hozirligi. Demak, birinchisi qalbni hozirligi burhonsiz ham bo'ladi degan nima degani? Kishi o'zi urinmaydi. Yahuda burhon, ya'ni hujjat unga dalillar qo'yilib kelishi bilan qalbida hozirlik paydo bo'ldi. Hozirlik nima degani? Alloh subhanahu va taoloni zikr qilib turishligi qalbni. Ogoh bo'lib turishligi hozirlik shu. Hozirlik tayyorgarlik ma'nosida emas bu yerda. Bizda hozirlan desa tayyorlan deymiz, bu tayyorgarlik ma'nosida emas, balki bu yerdagi hozirlik qalbning ogoh bo'lib turish. Wa huwa ba'du wara'a sitr. Qalb hali perde ortida bo'ladi, hali satr ortida bo'ladi. Muhozarani keyingilardan ajratish uchun qo'shgan buni. Mukashafa, mushohada dedimki, o'shalardan ajratish uchun shu jumlani qo'shyaptilarki, u hali parda ortida, to'sig'i bor hali. U parda nima parda? Bashariy sifatlar. Parda degani u ko'zimizga ko'rinadigan parda bo'lmaydi. Yoki masalan deylik, yuragini o'rab turgan qobig'iga o'xshagan yo'q, parda degani emas u. Jismoniy moddiy narsa emas, balki undan murad bashariy sifatlar. Masalan, birovga nisbatan yomon ko'rishimiz bor, hiqib bor, gina bor, birovdan xafalik bor, yoki shahvat bor, jinsiy shahvat bor, yoki nafsiy shahvatlar bo'ladi, bu o'ch olish, g'azablanish kabi. Va hokazo. Mana shunaqa istaklar, shunaqangi nafsning istaklari, shahvatlari bashariy sifatlar deyiladi, tuproqdan kelib chiqqan. Sifatlar bor. Mana shu sifatlar to'sib qo'yadi. Hali o'sha to'siqning orqasida turgani uchun qalb qaysidir darajada hozir bo'ladi, hozirlik bor, lekin hali to'la ochilib ketgan emas g'ayb eshiklariga, g'ayb olamiga. Bu holatni hali bu odam parda ortidadir va in kana hadiran bi istilai sultoni zikr. Agarchi qalb zikri bilan mashg'ul bo'lib, qalbi zikr qilib turgan bo'lsa ham, qalb zikri unga qalbi hukmron bo'lgan bo'lsa ham, shu bilan qalbi hozirlik darajasiga, voqiflik, ogohlikka yetgan bo'lsa ham, muhozara egasi hali satridan qutulmagan bo'ladi. Hali nafsi to'la tarbiyalanmagan bo'ladi. ثم بعده المكاشفه undan keyin mukashafa hosil bo'ladi. Muhozara bardavom bo'lsa keyin mukashafaga yetib boradi. Mukashafa nima desa, mukashafa o'sha satrni ketish. Bashariy sifatlar, insonni Allohdan to'sib turadigan sifatlar bor. Men eng kattasi. Undan keyin shu menning atrofida yig'ilgan narsalar. Mana shu narsa ketsa, ketishini mukoshafa deydi.
Endi o'shani ta'riflayaptilarki, huzuruhu bina'til bayan. Ya'ni va huwa mukashafa nima desa, huzurul qalbi bina'til bayan. Ya'ni huzurun bayin degan. Ochiq oydin hozirlik hosil bo'ladi, ya'ni bardavom. Ochiq oydin deyishdan murod haligi parda ko'tarilgan bo'ladi demoqchi. Endi ko'tarilganini qaydan bilamiz? Desa g'ayra muftaqirin fi hadhihi al-halati ila ta'ammul ad-dalil va tatallub as-sabil. Bu qalb egasi mukashafaga yetgan, kashfga yetgan qalbning egasi, bu qalb ya'ni aqliy dalillarga qo'shimcha dalillarni fikrlab, o'sha narsalardan qalbiga hozirlik, ogohlik jalb qilishga ehtiyoji bo'lmaydi. Qalb usiz ham hozir ogoh holatga keladi. Wala mustajirin min dawa'ir rayb. Bu qalb egasi shubhalardan panoh tilashga ham ehtiyoji bo'lmaydi. Qalbida yaqin, iymon shu qadar o'rnashgan bo'ladi. Wala mahjubin an na'til g'ayb. G'aybdan to'silmagan bo'ladi. Bu nima bilan bo'ladi? Bu yaqindan bo'ladi. Yaqin insonning ishonchi, ya'ni yaqin deganimiz aniq ishonch. Ishonchi ziyoda bo'lib borsa, borib-borib unga qo'shimcha dalillar kerak bo'lmay qoladi. Ishonch deganimiz, yaqin deganimiz bu yerda Alloh subhanahu va taoloni borligiga bo'lgan ishonchgina emas. Borligi, zoti va sifatlariga bo'lgan ishonch. O'rab turishligi hamma narsani, qamrab turishligi, har bir narsaga qodirligi, har bir narsani kuzatib turish, hamma narsani tasarrufini o'zi qilishi, Alloh subhanahu va taoloning o'zi. Va hokazo Alloh taoloning zoti va sifatiga bo'lgan ishonch dalil jalb qilishga hojat bo'lmaydigan darajada qalbni o'rnasa, o'sha holatni mukashafa deydi. Bu odamda ilmi, bu odamni o'sha tavhiddagi ilmi, iymoni, his a'zolari bilan idrok qilgan narsalaridagi ilm darajasida zaruriy. Qaysi ma'noda zarur, ya'ni inkor qilib bo'lmas va aksini qabul qilmas darajaga, tebranmas darajaga yetgan bo'ladi. Ko'zingiz bilan masalan ko'rdingiz quyoshni chiqqanini. Ko'z bilan ko'rib turibsiz. Biror kishi sizni quyoshni hali chiqmaganiga ishontira olmaydi, urib ham, kaltaklab ham. Uni aksini mutlaqo qabul qila olmaydi sizning qalbingiz, aqlingiz. Ikkilanib shu yoqda tursin. Rosa ursa, mayli quyosh chiqmadi, bu hozir kechqurun deb aytib berishingiz mumkin. Lekin hargiz ichingizga buni birov kirgiza olmaydi. Shu hissiy idrok bilan bilingan ilmni zaruriy ilm deyiladi, badihiy ilm. Ya'ni inson o'z-o'zidan tabiatan biladi uni. Unga birorta qo'shimcha dalil kerak emas. Ko'zingiz bilan quyoshni ko'rib turibsiz. Daliling bormi deyilmaydi. Ko'rib turibman mana deysiz. Lekin siz masalan ko'rmagan narsangiz haqida so'ralyapti. Misol uchun oyning gradusi haqida so'rayapti. Oyga oyog'ingiz yetgani yo'q. Daliling bormi desa, ha falon kosmonavtlar, falakiylar chiqqan ekan, oyga o'lchagan ekan va hokazo deb nimadir dalil aytasiz, ammo o'zingiz ko'rmagansiz. Sizdan dalil talab qilsa bo'ladi. Ammo o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib, quloqingiz bilan eshitib, qo'lingiz bilan tutib turgan narsalarni asoslashga sizdan dalil talab qilinmaydi. Siz ham o'zingizdan dalil talab qilmaysiz. Mana shu ilmni badihiy yoki zaruriy deyishadi. Dalil talab qilmas ilm. Bizda bir qancha ilmlar shunday hosil bo'lgan. Ko'rgan narsalaringiz, o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rgan narsalaringiz, his a'zolari bilan idrok qilgan narsalaringiz badihiy ilm deyiladi. Badihiy, badohatan bilingan. Bevosita va dalilga ehtiyojsiz ilmni aytiladi badihiy deb. Zaruriy ilm. Zaruriy degani qilish olish majburiy yoki olish lozim degan ma'nodagi zaruriy emas. Islohda zaruriy deganda
dalil talab qilmas degan. O'z-o'zidan hosil bo'lgan ilm degan. Ana shunday badihiy ilmni darajasiga yetgan bo'ladi haligi kishining qalbidagi iymon ilmi, yaqini. Shuning uchun bizda shariatimizda iymon kalimasida shahodat kalimasi aytiladi. Shahodat kalimasini aynan shahodat lafzi bilan aytish kiritilgan. Azonda ham shunday aytamiz. Biror musulmon bo'lmoqchi bo'lsa ham ashhadu an la ilaha illalloh. Namozda ham ashhadu an la ilaha illalloh. Doim shahodat kalimasini keltiriladi. Nimaga shu keltiriladi? Biz buni boshqa kitobni sharhida ham aytdik. Shahodat keltirilib, shu shahodat, ya'ni guvohlik beraman degan lafz bilan iymonga kelish yoki iymonning ifodasiga guvohlik beraman degan so'zni, shu ta'birni kiritilishidagi nuqta shuki, bilaman demaysiz. Allohdan o'zga iloh yo'q deb bilaman deb iymon keltirsa ham bo'larmidi? Bo'lardi. O'shunaqa deyilmadi. Holbuki Qur'oni Karimda fa'lam annahu la ilaha illalloh bilginki Allohdan o'zga iloh yo'q degan. Bilginki. Lekin biz a'lamu an la ilaha illalloh demaymiz. Allohdan o'zga iloh yo'q deb bilaman, bilaman demaymiz. Balki guvohlik beraman deymiz. Qur'oni Karimda shahidallohu annahu la ilaha illahu wal malaikatu va ulul ilm. Allohdan o'zga iloh yo'q ekaniga Alloh o'zi guvohlik berdi. Farishtalar va ilm egalari deb aytadi. Nimaga aynan shu shahodat guvohlik lafzi kiritildi iymonni iymonni hosil qilishga deyilsa va buni biz azonimizga, attahiyotga, namozga har o'rinda qo'yib qo'yildi takrorlash uchun deyilsa nuqta shuki guvohlik ikki xil bo'ladi. Fiqhda kelgani ado guvohligi, tahammul guvohligi. Biz tilimizda guvoh bo'lish, guvohlik berish. Kelasi ham guvohlik, shahodat. Yo guvoh bo'lasiz, yoki guvohlik berasiz. Guvoh bo'lish his a'zolari bilan bir narsani idrok qilish bo'ladi. Ko'z bilan ko'rib qolsangiz, birovni o'g'irlayotganini yoki birovni urayotganini siz guvoh bo'lgan bo'lasiz. Ammo birovdan eshitgan bo'lsangiz guvoh bo'lmaysiz. Qachon palonchi piston narsaga guvoh bo'ladi? Guvoh deb olinadi. U ko'zi bilan ko'rgan bo'lsa, eshitgan bo'lsa. To'g'ridan to'g'ri o'zining his a'zolari bilan idroq qilgan bo'lsa, uni biz guvoh bo'ldi deymiz. To'g'rimi? Endi o'sha demak bir ilmni bir ma'lumotni his a'zolari bilan to'g'ridan to'g'ri idroq qilish guvoh bo'lish deyiladi. Endi o'sha bilgan narsasini xabarini berish guvohlikka o'tish yoki guvohlik berish deyiladi. Guvoh bo'lishni tahammul shahodati deyiladi. Guvohlik berishni ado shahodati deyiladi. Biz ashhadu an la ilaha illalloh degani qaysi guvohlikni aytamiz? Guvohlik guvoh bo'ldim deb aytamizmi, guvohlik beraman debmi? Guvohlik beraman deb aytamiz. Guvohlik berish guvoh bo'lgan narsasigagina bo'lishi mumkin insonda. Men guvohlik beraman falon narsaga desangiz, o'zingiz guvoh bo'lmagan narsaga guvohlik berishingiz mumkin emas. O'zingiz guvoh bo'lgan narsagagina guvohlik berasiz. Bizda iymonimiz, yaqinimiz ko'zimiz bilan ko'rib to'g'ridan to'g'ri idroq qilgan narsalarimizdagi ishonch kabi ishonch darajasida bo'lgani uchun biz iymonimizni ifodasiga guvohlik so'z bilan ta'bir beramiz. Allohdan o'zga guvohlik yo'qki, Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad alayhissalom Allohning elchisi va rasulidir deb guvohlik beraman deymiz. Yoki guvohlik beramanki, shunday deb aytamiz, to'g'ri? Bu bizda iymon Alloh subhanahu va taoloning o'zidan o'zga iloh yo'qligiga bo'lgan iymon. Muhammad alayhissalotu vasallamning
Allohning bandasi va haqiqiy elchisi ekanliklariga bo'lgan iymon va ishonch shu haqiqatning ustida guvoh bo'lganlik darajasida bo'lgani uchun ashhadu deb aytamiz. Ana shu darajada hosil bo'lsa iymon Alloh subhanahu va taoloning zoti va sifatlariga shuni mukashafa deydi. Xo'p, biz shunda guvohlik beraman deganda ko'proq aqliy dalillar asosida aytamiz yoki taqlidiy aytadi ba'zi odam. Ba'zi odam aqliy dalillar asosida aytadi. Men otamdan eshitganman, otam otasidan eshitgan, bundan paloncha yil oldin Muhammad alayhisolatu vasallam degan payg'ambar kelgan ekanlar, u kishi shunday 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 degan ekanlar. Dalillari mana mo'jizalar bo'lgan ekan. Mana u narsa u kishining dalili ekan, Qur'oni Karim u kishi olib kelgan kitob ekan degan tushunchalar bilan iymon keltirishimiz, aqliy dalillar bilan iymon keltirishimiz. Talab qilingan narsa shu o'zi. Lekin shuni qalb ko'ra olsa, ana o'sha mukoshafa bo'ladi. Lekin bu yerda iroda qilingan narsa asosan Alloh subhanahu va taoloning zoti va sifatlarini qalb bilan ko'ra olish darajasini aytilyapti. Shuni mukoshafa deyiladi. Shuning uchun u kishida u kishi g'aybdan to'silgan bo'lmaydi degan nima degani? Bu qalb g'aybdan to'silgan bo'lmaydi deyapti. Wala mahjubin min na'til g'ayb. Bu qalb g'aybdan to'silgan bo'lmaydi degani bu qalb egasi iymoni faqat aqlni ustiga qurilgan emas, qalb o'zi idrok qilgan bo'ladi degan. O'sha haqiqat. Iymon haqiqatini. Keyin mushohada keladi. Keyin mushohada keladi. Mushohada nima bo'ladi? Nima u desa, vujudul haqqi min g'ayri baqoi tuhmatin. Shubhatin degan ya'ni. Birorta shubha qolmagan holda Alloh subhanahu va taoloning o'zigina qolishi o'sha qalbda. Qalbda yolg'iz Alloh subhanahu va taoloning o'zigina, albatta zoti bilan u yerda joylanadi degan ma'noda emas u. Alloh subhanahu va taoloning o'yi, unga bo'lgan iymon, unga bo'lgan muhabbat o'sha qalbni to'ldiradi degan. Albatta u inson bolasini yaxshi ko'rishi mumkin, albatta u inson otasini yaxshi ko'rishi mumkin. Ustozini yaxshi ko'rishi mumkin, farzandini yaxshi ko'rishi mumkin, ovqatni yaxshi ko'rishi mumkin, taomni yaxshi ko'rishi mumkin, ayolini yaxshi ko'rishi mumkin, bu narsalar bo'lishi mumkin. Yoyinki ilm o'qishi mumkin, boshqa ma'lumotlarni qalbiga joylashi mumkin, bu narsalarni inkor qilinmaydi bu yerda. Lekin qalbini asosiy tutib turgan, asosiy to'ldirib turgan narsa Alloh taoloning yodi bo'lib qoladi. Boshqa muhabbatlar, boshqa munosabatlari ham o'sha muhabbatni ortidan keladigan o'sha iymonning, o'sha tuyg'ularning, Allohga bo'lgan munosabatning ortidan keladigan bo'lib qoladi. Qalbiga Alloh taoloning muhabbati, yaqini, iymoni, Allohni o'yi, zikri o'rnab Allohdan boshqa narsa qolmagandek bo'ladi. Ya'ni Allohni zikri bilan, yodi bilan qalbi to'lgan bo'ladi. Bu kishi nima uchun mushohada deyiladi? O'sha haligidek guvohlik berish, ko'z bilan ko'rish ma'nosidagi mushohadani so'zini aytiladi. Nima uchun desa, inson bir narsani ko'p zikr qilsa, ko'p o'ylasa, yaxshi tanisa, ma'rifati yaxshi hosil bo'lsa bir narsa to'g'risida, o'sha narsani ko'rgandek bo'ladi. Alloh taoloni ham bu qalb ana shunday idrok qilgan bo'ladi. Shuning uchun uni mushohada darajasiga yetgan deydi. Endi bu kishi davomida sir osmoni satrdan, satr bulutlaridan tozalansa, sir osmoni, yani ruh osmoni, haligindek nafs bulutlaridan tozalansa, unda mushohada quyoshi porlaydi yuqoridan. Sharaf cho'qqilaridan
müşahada kuyaşları parlaydı. Yani bedi bir tasvir, temsil. Yani kimi ki bu kişi etmişti. Müşahadaya kendine erişti dese, nefsinin yaman sıfatlarından tazelenip, kalp azad bugende, kişinin kalbinde Allah subhanahu ve ta'ala'nın hakiki marifeti idraki hasıl buladı demişti. Bu adam Allah subhanahu ve ta'ala'nın sıfatlarını okuydu. Kalbi bilen. O mesela Ar-Rahman degen ismi eşitmesinden durup Allah'ın rahmetini kalbi bilen hıskıla aladı. Settar, ayıplarını yaşırıcı ismini eşitmegen bu sahem fereze. Ya ki bu eşitkenliği arkası denmez. Başka cihetten, kalp cihetinden Allah subhanahu ve ta'ala'nın settarlığını köredi. Kalbi köredi elbette. Asma-i Hüsnü'nü okusayız. Mesela Ar-Rahman-ı-Rahim, Melik-ül Kuddus-ı Selam ila ahire, sabur geçen. Ondan başka Allah-u Teala'nın sıfatları var. Gafur-ur-Rahim, Kur'an-ı Kerim'deki yerleri, ondan başkaları var. Mesela Gafur, mağfiretli keçiruç. Rahim, rahim kulbuç. Bu derslerini biz gepiremiz. Kur'an-ı Kerim'den okup, düşünemiz. İman hem getiremiz. Lekin kalp bilen kıskılamız mı? Gap şu yerde. Akıl bilen işaniş, iman kentiriş başka neresi? Kalp bilen hıs etip, müşahede kılıp idrak etiş başka neresi? Müşahede de murat o şey böyle. Allah Teala'nın sıfatlarının müşahedesi degeni şu. Yani Allah Teala'nın keçiru uçiliğini siz ayet-i kerimeye dayanır emez. Ayet-i Kerime'ye imanımız anı. Ayet-i Kerime'deki Allah'ın keçiruvçu, ikenliği, hakkı vasfını anık işanamız, bilemiz onu. Kanaatlanamız hem. Lekin şunda kalbinizden kıskılı yapsa mı keçiriyekkenli Allah'ın? Yok olsa demek onda müşahada yok da. Yani o şey müşahada degenden murat o şey sıfatlarını kalp ozu doğrudan doğru idrak kıra aladigen böyle. Bunu Allah Teala'nın berçe tasarrufu da görüldü kainattaki. Kudretini hem, rahmetini hem, gazabını hem, intikamını hem, hemesini görüldü. Şu kişi müşahede derecesine etken oldu. Müşahededen murat şu. Çünkü Allah subhanahu ve ta'ala'nın sıfatlarını mutalaa kıladı diye koyuşan. Allah ta'ala'nın sıfatlarını varlıktan mutalaa kıladı. Şu cahitledi ki Allah'ın kitabı ikide. Okuledigen kitap, körüledigen kitap deydi. Okuledigen kitap bu Kur'an-ı Kerim. Körüledigeni barlık. Şu barlıktaki her bir zerreni tasarrufu Allah Ta'ala'nın takdiri bilen buladı. Şu ayet-i kerimede An'am suresinde yukarıda bir parçasını etkenimiz ayette. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Dengizde nime yok, kuruluğuna nime Allah beled. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا Bir berk düşerken bir meykameydi. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِنْ Hül kameydi, kuruk kameydi, hemmesi açık aydın kitapta, levhun mahfuzda yazdı. Ne fakat biledi, yaz bugün. Ne fakat hazır biledi. Yaratmayı durup yazdı bugün. Yaratmasından durup yazıp bugün. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِذْ تُفِيُضُونَ فِيهِ Biraz bir halde bulsanız, Kur'an'dan biraz nasıl tilavet kılsanız, ya ki biraz bir amelini kılsanız, biz elbette güvah bulamız. Güvah bu mevkamimiz. وَمَا يَعْزُبَ عَلْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّ Rabbinden çumalını balaçasının ağırlığı içerik nerse hem asman o yerde bulsun çete kamaydı. Biraz bir zerre deryadaki suyun tamçıları sahradaki kumning daneleri
adadları bilen Allah'a malum. Hareketi yu, sekenatı bilen Allah'a malum. Lekin biz bunu iman keltirgenmiz. Kur'an-ı Kerim varlığı da şu narsa varlığı uçur. Ama kim kalbi bilen şunu müşahede kısa, kalbi bilen kör olsa şunu. Ayetten asaslanmagan halde. Ayetki asaslanmagan halde. Doğrudan doğru kalbi bilen kör olsa, aklı bilen işanışmaz. Kalbi bilen kör olsa şu kişi müşahede gitken bunu. Bunu ilgari hem misalini ayeti bergenidim. Sizge mesela atin singi mihriban, anin singi mihriban deyse, İşanışınız mümkün. Lekin kıskın veysiz. Vakti kele de ananın mihrini kıskınız. O yüzden de itibar koyun. Ananızın mihrini kıskınız bilen, ananızın mihribanlığı işanışınızın ortasında fark bulun. Atayız sizge ananızın mihriban degendeki gepeke işanış bilen, atanın tasdiklaş bilen. Doğrudan doğru ananın mihrini kıskınız ortasında cüde kete fark var. Bu otanı bergen malumatını malumatı sizge işanç veredi. Ama özünüzünü hız kılgeniniz teskin veredi. İmanını sakineti, halaveti uşa buladı. Uşandan kirledi. Bu nefsini tazalaş bilen buladı. Nefsini pakilaş bilen, kalbini pakilaş bilen buladı. Bu ruh aslige kayıtkenini bilgisi. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala ruhundan yaratken payette ne dedi? Elestu bi rabbikum sizlerine Rabbiniz emes mi dedi? Şunlar ne dedi? İkilengen bu ruh. Bele doğrudan doğru Rabbimizden deyip itanıyor. Doğru mu? Ne dedi Allah sonra geldi şimdi? Takidleş için. O cüge özünü güvah kılış için. Lekin ne dedi Rabbiniz erul men deyip haber vermeden de emes men mi deyip sonra geldi. Çünkü ruhda Rabbimizden deyip yakin anı hasıl bugün. Allah Teala şunu haber vergenmez. Rabbiniz erul men deyip. Belki Rabbiniz emes men mi deyip sorarken. Bu ahir Rabbiniz erul men ki doğru mu degeni bu. Öz aslı. Şu ruhunu aslı halet. Kim bu tanaya kirgenden ki tosiler. Tana bilen koşulgen de nefs hasıl bulan. Adette kişi maddi ta'minot bilan o'sib, moddiy ta'minot bilan katta bo'lgani uchun bir necha yillar shu moddiy olam bilan bog'langani uchun ruh xususiyati pastlab, tana xususiyati nafsda kuchaygan bo'ladi. Endi kishi poklanmoqchi bo'lganda bu shariatni tatbiq qilib o'ziga ana shu nafsdagi haligi qolib bo'lib ketgan xususiyatlarini tartibga soladi. Shariatga bo'ysundiradi. Shunda nafs to'la Alloh subhanahu va taoloning amriga taslim bo'lgan paytida u ruhga tobe bo'lgan bo'ladi. O'shanda ruh o'zining xususiyatini yuzaga chiqara oladi. O'sha yuzaga chiqqan paytda keyin bu mushohada mukashafalar hosil bo'ladi. Mushohadaning haqqi nima desa, haqiqiy ta'rifi nima desa Cüneyt etken gel. Cüneyt, İmam-ı Cüneyt ne mi dekeller Allah o kişinin rahmet kısın? Sen yok bulup Allah var buluşudur diyor. Sen yok bulup Allah kalışı. Bu dekeni sen kainattan üç kitesen dekenemez yok bulup. Belki men dekenlerse kamayın. Yani sen o zinde o zinlemez Allah'ın oyu kalır. O'zingda o'zingning emas Allohning irodasi qoladi. O'zingda o'zingning emas Allohning istaklari qoladi. Shunda haqiqiy mushohadaga yetgan bo'lasan degan ekan. Bu endi biz yuqorida oldingi darslarda aytganimiz fano. Fanodan ham foniy bo'lgan kishi shu darajaga yetgan. Demek bitti makamını türlü noktaya nazardan türlüce tabir veriş hesaplanadı. Şimdi etkiler ki muhazara egesi muhazara derecesindeki adam Allah'ın ayetlerine bağlanan buladı. Yukarıda etkenimiz gibi Allah Osmanlı'yı yaratken yerini yaratken, beni yaratken bana şunca narsan yaratkenliği bir yerden bir yer bulmaydı. Yani ki şunca insanını yaratışı, ya şunca alamını yaratışı diye
ilimsiz, kudretsiz bo'lmaydi. Alloh taolaning qudrati cheksiz ekan degan Alloh subhanahu va taolaning oyatlariga bog'lanishi bor. Shunga bog'lanib cheklangan bo'ladi. Shu bilan. U ko'rmayapti. Faqat aqliy dalillar bilan Allohning oyatlaridan Allohning hozirligi va boshqa sifatlarini bilyapti, o'shunga iymon keltiryapti. Bu odam Allohning oyatlariga bog'langan, cheklangan degani bu. Ammo mukoshafa egasichi desa, u Allohning sifatlari bilan mamnun bo'lgan odam. Bu oyatlari bilan bog'la, oyatlariga bog'langan odam muhozara egasi. Mukoshafa egasi bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning sifatlari bilan mabsut bo'lgan, ya'ni xushvaqt bo'lgan odam. Bu nima bilan bo'ladi? Yuqorida aytganimizdek, aqliy dalillar bilan emas, balki qalbning his qilishi bilan bo'ladi. Wa sahibul mushahadati mulqan bi zatihi. Endi mushohada egasi bo'lsa, mutlaqo Alloh subhanahu va taoloning zoti bilan qolgan bo'ladi xolos. Faqat Allohning yodi bilan bo'ladi. Endi bu nima bilan hosil bo'ladi desa, aytadilarki, muhozara egasini aqli to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ya'ni muhozara egasi muhozarani, ya'ni Alloh taoloning sifatlarini idrok qilishni, yoki qalbni Alloh bilan birga hozirlashni aqli bilan qiladi. Yuqorida aytganimizdek, Alloh ko'rib turibdi, bilib turibdi degan xabarlar orqali, oyati karima va hadislardagi xabarlar orqali u kishi qalbini hozirlay oladi. Ammo mukoshafa bo'lsa, mukoshafa ahl, mukoshafani egasini ilmi yaqin qiladi degan deyaptilar. Ilmi yaqin, ya'ni u to'g'ridan to'g'ri idrok qilishni boshlaydi qalbini o'zi bilan. Biz yuqorida misol aytdik, onaning mehrini va uning mehribonligi haqidagi xabar. Birinchi muhozara egasi xabarga ishonib, ona menga mehribon degan odam. Mukoshafa egasi bo'lsa, onaning mehrini his qilgan odam. Mushohada egasi bo'lsa, ma'rifati uni o'chirib tashlagan bo'ladi. Ya'ni u odam mushohada egasida o'zi qolmagan bo'ladi. Mukoshafa egasida o'zi hali bor. O'zini his qilish, o'zini idrok qilish bor. Ammo Alloh subhanahu va taoloning sifatlarini qalbi bilan his qilish bor. Biz o'zimizda ham aql bilan, bu aql bilan qalbni teskari qo'yish emas, balki ikkalasini vazifasi va idroki ikki xilligini ko'rsatish. Va o'zimizda ham bo'ladi. Shu odamni yaxshi odam deb yurardim deysiz. Ha? Lekin shu ko'nimda qanaqadir g'ashli bordi, shu bir chatoq joyi bordi deb yuruvdim. Keyin mana palon joyda shu ishni qilibdi deysiz. Siz bu odam yaxshi odam deb o'ylaganingiz aqliy me'yor bo'ladi. Palonchi bilan ko'rganman, pistonchini oldi yuribdi, yaxshi odam deb o'ylayapsiz. Palonchi domla bilan yoki palonchi solih odam bilan birga yuribdi, bu odam yaxshi odam, bu aqliy dalolat bu odamni solihligiga. Lekin yuzidan yoki ko'zidan yoki qanaqadir ruhiyatidan sizning qalbingizga bir qanaqadir bir darak signal kelganki, bu odamda bir ishkallik bor degan. Keyin haligini bilib qo'ygan paytingizda ko'nglim sezuvdi o'zi deb qo'yasiz. Aqlingizning dalolati bilan qalbingizning dalolati boshqaligi ko'rinadi, ko'p o'rinda ko'rinadi. Bir ish qilmoqchi bo'lganingizda ham fikran to'g'ri deb qilib ko'rasiz, qilganingizda xatosi chiqadi. Keyin aytasizki, shuni o'zi bir ko'nglimga keldi, shu qilmayin deb u yaxshi foyda bo'ladi deb o'ylabmanda deysiz. O'sha qalbingizga bir kelgan idrok u ruhdagi idrok bo'ladi, qalbdagi. Ammo siz yaxshi bo'ladi deb o'ylagan o'y u aql vositasida hosil qilingan natija bo'ladi. Ko'ryapsizmi, aqliy idrok bilan, aqliy dalillar bilan bir ma'lumotga yoki bir haqiqatni topib yetish bilan to'g'ridan to'g'ri qalb bilan o'sha haqiqatni his qilish farq qiladi. Ko'pincha odam ulamolar aytadiki, kishining qalbiga keladigan birinchi lip etib yongan ma'rifat nima haqida bo'lsa ham, lip etib yongan bir xabar, birinchisi ilqoi rahmoniy bo'ladi. Allohdan kelgan bo'ladi.
Fakat bizde müşkilimiz, muammoyimiz, o şey birincisini topuş kıyırlığı. Köpünce istihara hem şunda ayon buladı o zaman. Elbette o kalbimizde bir nesek çüzü görünüşü yayın ki kalbimiz burnu karışmaz. Kalbimizde lep etip bir yanıklık yayın ki nümedir idrak yan edin. Yani şu kalbki yiyen ilham buladı. Demek biz özümüzde tecrübede göremiz. Kalbinin hissi bilen akılının idraki ortasındaki farkı. Demek muhazara bilen müşahadanın, mükâşefenin ortasındaki farkı şu. Lekin bu istirahlar kaçan işleydi? Allah Subhanehu ve Teala'ya bugün münasebetlerde işleydi halas. Allah Teala Allah Subhanehu ve Teala'nın zatı ve sıfatıya bugün imaniniz, akıl esasıdır. İdrak asasında malumat üstüge malumat kuruluşu, tefekkür arkali bugene muhazara buladı. Şimdi şu arkali kalbinizi hazırlasın. Şu arkali Allah Ta'ala'nın sıfatlarını tefekkür kılıp kalbinizge kirgizmakçı bulsanız şunu. Bu muhazara buladı. Yani kalbiz uz doğrudan doğru. O şey mesela idrak kıladığın hal etken yetken de bu mükaşefe buladı. O şey idrak küçeyip hemen her seni unutup, o zihni unutup koyduğun peyitte, o şey Allah subhanahu wa ta'ala'nın zatı, sıfatını idrak kılış. O şeyin, o şey marifetini, o zihni gark buluş bilen ben bu kısa, yani onu müşahede değildik. Şimdi ilimler kuyuladı, ariflerge. Kur'an-ı Kerim okuyende, Kur'an-ı Kerim ne okuyende, hadis-i şeriflerde ve zikirlerde. Tırbına etmemeydi onun, ilacı yok. İfadeli kalmaydı hiç kim. Mana bu aytilayotgan ifodalarda masalan Qushayliyning bor ilmi emas bu. Ifodalar olinganlari xolos yoki kerak deb bilganlari xolos odamlarga aytilish. Asli ma'rifat Alloh subhanahu va taolodan kelganda uni hammasini so'z bilan ifodalash qiyin. Lekin u sizni boshqaradi. İbadetinizi, zikrinizi, Allah'a bugün münasebetinizi başkaladı. O şenden bende usul var. Ruhi manada yani. Yani müşahede egesi ne marifeti mehu kubteşeydi, uçurup teşeydi, yok kubteşeydi digenin manası şu ki o kişi Allah subhanehu ve ta'ala'nın tasarrufunu, bütün varlıkdaki tasarrufunu kalbi bilen idrak kılarken ruhu bilen mutalaa kılarken Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de etken dedik bırar bir berk Allah'ın iznisiz daraktan düşmez digini aklı bilen işanışmaz kalbi bilen körerken varlıkta Allah Subhanehu ve Teala'nın tasarrufudan başka narsa yok ikenige güvah buluş bilen Allah subhanahu wa ta'ala'dan başka narsa yok dek tüyülüp getirdim ki. Üçüncü, onu marifete uçurup teşkil edilen o zaham çıkıp getirdi ortadan görüyorum ki. O bizge eser yukarıya yapılır. Lekin, ben kitabını şahlayabilirim. Kitabını yapı bu. Bu elbette ruhi tecrübe. Mesela fizik alimlerinin hem tecrübesi var. Kimya alimlerinin hem tecrübesi var. Balon maddeki piston maddeni kusuyum onda olan. Psikiyatrlarda ham tecrübesi var, psikologlarda ham tecrübesi var, tabiplerde ham tecrübesi var, hemen tecrübesi var. O şey tecrübelerini bitirdi onların. Doğru mu? Yani kimi ki kalp bilen şugullense, ruh bilen, uzun ruhu bilen şugullense, ve ibadet bilen şugullense, Allah bilen muamelege kirişse, o şey muamelene, o ham idrak kıl, o muamele esnasında o zi idrak kılgen, hız kılgen derslerini, tecrübelerini yazışı mümkün bulan. Bunlar kud düşündüğü malumatlar. Ruhi tecrübe Allah subhanehu ve ta'ala bilen bulgen muameledeki ariflerinin muamele esnasında tapken marifetlerden bulan. Bu geplerine yetişten ne payda var deydi. Çünkü erişişki onda şüçün. İman fakat biz oylegendeki zahiri lafızlar bilen hasıl bu mesleğini uktuluş şüçün. Belki biz şehadet, etken şehadet kelimemizin artıda başka manalar varlığını anlatış için.
İmanın hakiki kalbki örneğini kaç surette buluşunu bizge bayan kılış için. Ve bizi şunge undaş için. Bu geplerini yetiştirdim. Aytadılar ki, müşahadenin hakiki beyanını Amr ibn Usman Mekki etkenini üstüden köprak çırayıra bayan kılıp bir ayet almadı. Müşahadenin hakiki manasını Amr ibn Usman Mekki etken hiç kim onu hoşumça kılalmadı. O nime o? Nime de etken o kişi? O kişinin etken gapının hulasası şu ki, müşahada nime dese, kalbke bendenin kalbige, üzlüksüz, tosuksuz, Allah subhanahu ve ta'ala'nın tecelli nurları ketme ket kiptürüşüdür. Kalbke Allah subhanahu ve ta'ala'nın tecelliyatı, yani Allah ta'ala özünün tamamından, gaybden kalbke nimelerdir, darifetler, yayınki bir ilimler, nurlar açıp verişliği ki üzlüksüz. Min gayri en yetekallelehe setrun digeni, ortada tosukumestan digeni, haliki etkenimizdeki beşeri sıfatlar kaytavulanmestan digeni. Beşeri sıfatlar kaytavulansa, yani şeytani sıfatlar var, nefsani sıfatlar var. Mesela kişinin tene ihtiyacı var, şeytan vasfasası var ve nefsin istekleri var. Mesela adamların gapını utkazış isteği tenenin ki olmaydı, tenenin ihtiyacı olmaydı. Nefs isteği tuğyanından bolar. Gazap ham şundan bolar. Tanada aksi tadı, göz kızaradı, yürek tezledi. Lakin aslı nefsinin isteklerinden bolar, hususiyetlerinden bolar. Ve hakeza. Bu nesneler yoğup yetişsin, bir yolu umumen kalmasın diyen bana demez. Hemesi tertipke geliş gerek ki artıkçası geçiş gerek. Ve kereki mesleğen geçiş gerek. Mesela hasette az günesi kasır bol uğradı değil miydi? Halbuki haset tanenizde ihtiyacımız. Haset, mesela cinsi şehvet tanenin ihtiyacı. Avukat, karın tanenin ihtiyacı. Ama bir onu yaman görüş tanene ihtiyacımız. Bir Müslüman gibi, yani bir insan gibi nispeten kalbide adavat, kek sakla görüş tanenin ihtiyacımız. O ruhunun hem hususiyetimiz. Belki nefsinin hususiyetlerinden. Ağılıp buluş, buraların üstünden gapını utkazış, kimdendir üç alış kebi duygular var ki, bana hemen sihirle düşürler. Öke haset var. Bunlardan tazelenmese kişi paklanmaydı. Eğer 50 yıl etkap odurup zikir kısayın. Ana şu meselelerini satır deydi, tosuk deyip şuna etedi. İnsan göğe de paklengenden ki, mesela hasetten paklanasın. Yani ki kibirden paklanadı, yani ki başka yaman ahlaklardan paklanadı. Kim bir kuzup karışı mümkün. Eğer tuğla paklanmagan bo'lsa kishi. Ana shunaqa qayta ulanishsiz bo'ladi deyaptilar mushohadada. Mushohadaga yetgan odamda o'sha illatlar takrorlanishi, orqaga qaytishi bo'lmaydi. Ana shu darajaga yetganda kishining ruhi yuqorida aytganimizdek Alloh subhanahu va taoloning sifatlarini mutolaa qila boshlaydi. Kama law quddira ittisolul buruq. Bunu bir farazan oladigan bo'lsak, ketma-ket chaqmoqqa o'xshatsak bo'ladi deyapti. Qanaqa desiz, "Al-laylata az-zulma'a bitawali al-buruq wa ittisalaha idza quddirat tasiru fi daw'in nahar." Agar kechqurun bo'lsa-yu, hamma zulmat bo'lsa, bir chaqmoq yonib yana o'chsa, yana bir chaqmoq chaqib yana o'chsa, qorong'ulik qorong'ulik seziladi. Ammo ketma-ket chaqmoq uzilmasa-chi, xuddi kunduzga o'xshab ketadi. Shunaqa bo'ladi deyaptilar mushohadada. Orada haligi zulmat qaytavlanmaydi, takrorlanmaydi. Ya'ni
bu temsil uchun aytibdilar, ya'ni kishi to'la nuroniy bo'ladi. Haliga zulmat nafsidagi zulmatlar qolmagan bo'ladi. Ana shu paytda ruh asliga qaytgan bo'ladi. Alastu bi robbikum deganda bala degan holiga qaytgan bo'ladi. Ana shu paytda Alloh taolo robbing emasmanmi deganda robbim san deb to'g'ridan to'g'ri aytgani kabi to'g'ridan to'g'ri Alloh subhanahu va taoloning rububiyatini idrok qila oladi. Tushunarlimi? Payg'ambarimiz aytgan ekanlar, Alloh olamni robbi ekan, dadam aytgan Alloh olamni robbi ekan deb ishonish boshqa narsa. Lekin ruhan buni idrok qilish, mutolaa qilish boshqa narsa, umuman boshqa narsa. Yer bilan osmoncha farqi bor. Ana shu ketma-ket tajalli bo'lishi, ya'ni o'sha ma'rifatni qo'yilib kelishi, Alloh taolo unga ma'rifat rabboniy ilmlarini berishida shu tajalli deyiladi. Tajallidan murod Musa alayhissalomda bo'lganda va Allohni to'rtog'ida ko'rganda ko'rish emas u. Bundan murod ma'rifat hosil bo'ladi, to'g'ridan to'g'ri. Qalbiga Alloh o'zi ochadi. Ana bu kishining holati xuddiki tuni ketib kunduzga aylanganga o'xshaydi. Nima bilan? Xuddi chaqmoq ketma-ket bo'lsa olam yorishganga o'xshagan. O kishini ruhaniyatidan, nafsiyatidan har qanday qorong'uliklar ketgan bo'ladi. Fakazalika qal al-qalbu idza dama bihi dawamat tajalli mata anharu fala layla. U odamda tun degan zulmat degan narsa qolmaydi. U odamning qalbi unda tajalli bardavom bo'lar ekan, bardavom nurafshon bo'lib turadi. Dedilar. متاع degani ya'ni balag'a al-g'oyata fil jawda degani juda maza bo'ladi, maromida bo'ladi degani. Ya'ni u kishining tuni kunduzga aylanadi, qalbida qoralik qolmaydi. Bir she'r keltiradilar: Layli bi wajhika mushriqun wa zalamuhu fin nasi sari wan nasu fi suda fi zalami wa nahnu fi dawin nahari. Mening tunim sening yuzingni nuri bilan yorishgandir. Ammo bu tunning zulmatlari odamlarning ichida joriy. Boshqalar o'sha zulmatda, ammo meni tunim alohida sening yuzing bilan yorishib qoldi. Odamlarning orasida shu tunning zulmati bor. Hamma zulmatda-yu, meni tunim bitta seni yuzing bilan bir mani tunim yorishib qoldi. Odamlar dedi, zulmatning qorong'uliklarida, qat-qat zulmatlarida yo'q. Biz bo'lsa kupa kunduzi yorug'da yuribmiz dedi. Ya'ni bu kishi mening tunim degandan murod odatlar, nafsning ko'nikmalari. Qalbni qoratiradigan narsa shu. Seni yuzingni nuri bilan, ya'ni mushohada bilan bular hammasi ketib, qalbim yop-yorug' bo'lib qolgan. Lekin odamlar o'sha odatlarga ko'milib yuribdi. Go'yanki odamlar tunda yashayapti-yu, men kunduzda yashayapman go'yanki deydi. Sudaf fi zolam dedilar, fi sudaf. Sudaf sudfatun yoki sadfatun deb qorong'ulikni aytadi. لا يصح للعبد المشاهدة وقد بقي له عرق قائم degan ekanlar Abu Husayn Nuri. Bandada mushohada haqiqiy suratda hosil bo'lmaydi modomiki unda o'zidan biror tomir boqiy qolgan bo'lsa. Tomirdan murod endi bizning tilimizdagi mana bu qon oqadigan tomir emas. Ya'ni bandani nafsidan zarracha nasiba qolgan bo'lsa, o'zida u odamda mushohada hosil bo'lmaydi. Bu haqiqatda qiyin tuyuladi. Lekin hosil bo'ladi. Bid'at deb o'ylamaslik kerak. Bu ayni sunnat shu. Ayni sunnat shu. Sahobalar shunday bo'lgan. O'sha uchun Hazrati Hasan al-Basri aytganlarki, sahobalarni sizlar ko'rsanglar majnun deb o'ylardi deylar deganlar. Nimaga u tentirab yurgan ma'noda emas. Balki ularning tasarrufi dunyoni o'lchamiga to'g'ri kelmaydi.
Hozir biz moddiy hayotga o'rganganmiz, hamma narsani moddiy o'lchaymiz, savobni ham kerak bo'lsa moddiy o'lchaymiz. Shu 2 rakat namoz o'qdim, nima berar ekan? 2 rakat qo'shsam ko'payadimikin savob? Tahajjud o'qiyapman, nechta hur kelar ekan? Savdo sotiq qotamiz biz. Bandalik ruhi yo'qolgan. O'ta modda paras bo'lib ketganimizdan bu. Dindorlarning orasida ham hatto diniy bir nima deymiz, taassubga ketgan kishilar ham ba'zi bir mazhablarda yo'nalishlarda o'ta dindor ko'rinadi, lekin tafakkuri o'ta moddiy bo'ladi. O'zi bilmaydi. Moddiyligini qayerdan bilasiz? Hattoki o'sha ba'zi bir olimlarini olimman deb bilgan kishilar o'zlarini sharhlari bor hadis sharifdagi Rasul akram alayhissalatu vasallam hech biringizni amalingiz jannatga kirita olmaydi. Hatto siz ham, hatto men ham. Illa Allohning rahmati kirgizadi. Alloh rahmati bilan qurshasagina kiraman men ham deganlar. Endi bu amallarning birortasi jannatni muqobiliga emas degan. Amallarning hammasi Allohga bandalikdan iborat xolos. Muqobil so'ralmaydi. Jannatni jannat so'raysiz, amal muqobiliga emas, fazlidan so'raysiz. Falon narsani qildim, faloncha narsaga haqliman deya olmaysiz jannatda. Hadis sharifda kelgan, sahih hadisda kelgan yoki hasan darajasi. Bir kishi vafot etdi, 500 yil ibodat qilgan ekan, rohib. Alloh taolo haligi bandani tirg'izib aytdiki, o'limidan keyin. Bandam adolat bilan hukm qilayinmi, rahmatim bilanmi? Parvardigor, endi 500 yil ibodatingni qildim, gunoh qilmadim. Adolating bilan qilsang ham rozimi? Adolating bilan qilaver. Farishtalarga aytdiki, amallarini qo'ying tarozini bir pallasiga. Ikkinchisiga ne'matlarimni qo'ying. Jannatdagi emas, dunyoning o'zidagisi. Farishtalar uni 500 yillik ibodatini tarozini bir pallasiga qo'ydilar, ikkinchisiga ko'z ne'matini qo'yuvdi, ne'mat og'ir keldi dedi. Shunda Alloh aytdiki, hali ko'z ne'matini shukri ado bo'lmabdi to'la yoki teng bo'libdi. Qolgan a'zolarning ne'matlarini shukrini ado qilmaganingga azoblashim kerak. Adolat qilayimmi? Yo, Parvardigor rahmating bilan rahmatingni o'zoq yetadim menga. Shunda Alloh taolo kir jannatga dedi, deydi. Allohning rahmati bilan kirdi jannatga. Alloh taolo bilan hech kim haq talasha olmaydi, mumkin emas. U hamma narsa o'zini ko'rgandan keyin mumkin emas. Faqat insonda nafs men kattaligidan o'zini Allohga teng qo'yib oladi. O'shaning uchun falon amalni qilsam, piston narsani berish kerak deb o'yladi. Unaqa emas. Hatto o'sha hadisni sharhlaganlar, o'sha modda paras aql egalari. Rahmatim bilan kirgizadi debdi-yu hadisda ham desa, yo rahmatim bilan degan rahmatim bilan ajr belgilab berganman, o'sha ajr bilan kirasizlar deyapti deydi. Unaqa emas. Oyat karimalarda qilgan amalingizga mukofotiga degan u erkalashuv. Bolangizga o'zingiz pul berib, o'zingiz o'qitib, o'zingiz hamma yo'niga berib turib, beshaganingga bolam deb bir mashina berganingizdek gap, hammasini o'zingizga berib turib. Erkalatish xolos u bandalarni. Yoyinki, ikkinchi tafsiri jannatdagi martabalarda taqsimida bo'ladi o'sha. Ya'ni oz amal qilganga ozroq beramiz, ko'p amal qilganga ko'proq beramiz degani adolat bo'lsin uchun shunday qildik degan ma'noda aytiladi. Oraylarda adolat bo'lsin uchun. Mutlaq kirishdimiz. Mutlaq haqli bo'lishdimiz. Narginga nisbatan bu bilan o'rtasida farq bo'lishi uchun uni amali boshqa, buni amali boshqa bo'lib, o'shaning uchun darajalar ajratib beriladi. U katta darajaga haqli bo'lgan bo'lib, bu haqli bo'lmagani uchun emas. Bu o'ta nozik nuqta. Mana shu ma'nolarini anglash kishida qachon hosil bo'ladi desa, o'zida birorta tomir qolgan bo'lmasin tik turgan deydi. Ya'ni o'zi nafsidan zarracha mavjudlik qolmasin. Shundagina u kishida mushohada hosil bo'ladi deydi. Bir she'rda bor edi, o'zimdan o'zimga ulush qolgancha o'zingdan hayda deydi. O'zimdan o'zimga ulush qolgancha o'zingdan haydading, bo'zlay boshladim degan. Yani bandada qancha men qolsa, o'shancha Allohdan uzoq bo'ladi.
O'sha solih amalni qilayotgan bo'lib ko'rinayotgan kishi ham amalimni muqobiliga jannatda piston-piston narsalarni olaman deb haqdor sifatida qarayotgan bo'lsa, talabgor sifatida mayli, lekin haqdor sifatida qarayotgan bo'lsa, u modda parast odam. Va u kishini meni katta, u odamda mushohada hosil bo'lmaydi. U odamlar bu ma'nolarni inkor qilishi mumkin. Zohir parast bo'lgani uchun. Ammo bu ma'nolar asli nubuvvatni ma'nolari. Shuning uchun Rasul akram alayhissalotu vassalomga nimaga o'zingizni qiynaysiz, gunohlaringiz kechirilgan bo'lsa, ko'p ibodat qilasiz, oyoqlaringiz yorilguncha o'zingizni qiynaysiz deganda, deyishganda u kishi aytganlar: "Afala akunu abdan shakura?" Shukr qiluvchi banda bo'lmayimmi deganlar. Bandalik xolos. Meni yana ham darajam katta bo'lsin deyapman. Belirlangan joydan yuqoriga chiqmoqchiman. Demak, banda bo'lmayimmi xolos. Shukr qiluvchi banda bo'lmayimmi. Hammasi bandalik. Ajr mukofot borligi aniq. U narsaga iymon aniq. Lekin uni siz haqdor sifatida emas, talabgor sifatida so'raysiz. Ammo amalni qarzdor sifatida qilasiz. Amalni qilib haqdor bo'lish uchun emas. Ana haqiqat shu yerda. Shuni Alloh taolo tanbihini berish uchun aytadi oyat kalimada, ikki o'rinda keladi, bittasi Fotirda, bittasi Nahlda. Bittasida bidhummihim, ikkinchisida bima kasabu deydi. Odamlarni qilgan ishlariga qarab Alloh javobgar qiladigan bo'lsa, yer yuzida birorta tirik jonzot qolmasdi deydi. Shuncha solih bandalar bo'lib ham, ha shuncha solih banda bo'lib ham. Shuncha avliyolar bo'lib ham, ha shuncha avliyo bo'lib ham. Bu haqiqatni Alloh Qur'onda aytib qo'ygan. Agar bandalarini o'zini ishiga yarasha muomala qilsa Alloh yer yuzida birorta jonzot qolmasdi deydi. Mataroka min dabb, nafaqat inson. Mashin insonning kasofatiga boshqa jonzotdan qolmasdi. Bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabb, walakin yu'akhiru ila ajali musam. Alloh taolo kechiktiryapti keyinroq. Demak, Alloh taolo agar ushayman desa, har kimni javobgar qilaman desa, haqdorlik nuqtai nazaridan kelib chiqsa, bandada hech qanaqa haq qolmaydi. Illa Alloh taolo mag'firati bilan, o'zi rahmati bilan ularni qarshi olishi natijasida bandalar saodatga erishadi, savobga ko'radi. Mana shu haqiqatni bilgan kishida men qolmasligi kerak. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, bu yerdagi gapdan murod shu. Agar kishida o'zidan zarracha nasiba turgan bo'lsa nafsidan, u odamda mushohada hosil bo'lmaydi hech qachon. Idza tala'a as-sabahu ustughni ya'ni al-misbah deyiladi. Ya'ni bu gapni aytishdan murod nima? Tong otsa chiroqqa hojat qolmaydi degan. Bundan murod nima? Bandaning qalbida mushohada hosil bo'lsa, sabablarga ehtiyoj qolmaydi. Mushohada hosil bo'lsa bandaning qalbida sabablarga, ya'ni dalil chaqirib aqlingiz bilan o'zingizni iymoningizni o'zingiz ozuqa berishingizga hojat qolmaydi. Qalbingiz o'zi to'g'ridan to'g'ri munavvar bo'ladi. Ma'rifatni hosil qilishga ham Alloh taoloning o'zidan keladi o'sh. Ba'zilar dedilar, mushohadani tafriqaga bir nav ishora qiladi deb aytgan. Tafriqa nima edi? Allohdan boshqa narsalarni his qilib idrok etish, e'tiborga olish ma'nosida. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin.